Merhaba arkadaşlar, ben Korsan'dan Serdar. Bugün sizlerle beraber çok farklı bir şey yapacağız. Bildiğiniz üzere ben uzun süredir spor yapıyorum aslında ama okuldan ötürü ve kanalla ilgilendiğim için günde spor yapmaya zamanım kalmıyor. Hatta evimde olsa bile spor aletlerim. Gözüküyor bilmiyorum ama evimde şu anda spor aletlerim var. Neyse, ben bir aydır falan spor yapamıyorum ama formdan düşmemek için de her gün şınav ve crunch yapacağım. Yani şu mekik yapacağım daha doğrusu. Bunu da bir ay boyunca videosunu çekmek istiyorum ben. Nasıl biliyor musunuz? Bir ay boyunca her gün 100 tane şınav çekeceğim. Bunu başarabilecek miyim bakalım. Başaracağım büyük ihtimalle ve başardığımdaki sonuçları da göreceksiniz. Size tavsiyeler vereceğim. Sadece bugün uzun tutacağım. Yani birinci gün uzun tutacağım. Diğer günler çok kısa geçecek. Hatta bazı günleri görmeyeceksiniz bile. Hızlı hızlı yapacağız ve bu videonun sonunda göreceksiniz. 30 gün tamamlamış olacağım. Fotoğrafları göreceksiniz biraz sonra. Yani şu andaki vücudum 5 dakika önce çekildim. Hiçbir şey yapmadım. Yemekten gidip kalktım az önce. İyi, her yer kaybolmuş. Az önce yemekten kalktım. Koza göbekli bir şekilde fotoğraflarım gelecek şimdi. Görüyorsunuz, hiçbir ısınma yok. Resmen bir ay sporu bıraktım ve o haldeyim yani. Çok kötü hissediyorum kendimi şu anda. Hatta kollarım falan artık böyle ne bileyim. Yani yağlandı, böyle bir şeyler oldu, değişik şeyler. Ve şunu söylemek istiyorum. Belki diyeceksiniz ki lan bugün de bu videoyu işte 2 günde falan çekmişsindir diye. Bugün arkadaşlar görüyorsunuz zaten 1 Mart. 1 Mart yani. Telefonda özel olarak onun için zaman değiştirmem yani. Hatta şöyle göstereyim. Bugün en son attığım video göreceksiniz şimdi. En son attığım video görüyorsunuz, olimpiyat oyunları videosu. O da 1 Mart'ta yayınlanmış. Gidip kontrol edebilirsiniz. Tamam, çok fazla konuşmak istemiyorum çünkü bu video uzun olmasını istemiyorum çok fazla. Yani 20 dakika geçebilir belki ama çok da uzun olmasını istemiyorum aslında. O zaman ben challenge'ı başlatıyorum. Bakalım 30 gün sonunda nasıl olacağım. Hazırladım lan. Hadi başlayacağım. Gelsin hadi, motivasyon. Arkadaşlar şimdi kendimizi ısıtmamız lazım. Her antrenmandan önce, her güçten çekmeden önce kendimizi güzelce ısıtalım. Kollarımızı ısıtalım. Bu bölgeler özellikle, şu bölgeler ve omuzumuz. Hepsini ısıtmamız lazım. Bilek. Bilek çok önemli. İyi olduğundan söylemiyorum. Sadece ısınmanın önemli olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü adrenaliniz bir anda bu yüke binince yarına çıkamazsınız. Çok fazla adreniniz ağrır. O zaman tamam, bitti şu anda ısınmam. Güzelce ısındım. İlk hareketimiz olan normal şınavla başlayacağım ben. Tamam, o zaman normal şınavla başlıyorum ben. Normal şınav bildiğiniz gibi. Her yukarıdayken nefes verin. Dön. 25. Tamamdır. İlk 25'i tamamladık. Ben biraz şimdi 30 saniye bekleyeceğim. 30 saniye dinlemem gerekiyor. 10 saniye oldu bile. 30 saniyemiz doldu şu anda. Şimdi de eğik şınava geçiyoruz abi. Eğik şınav bildiğiniz gibi. Yukarıda olmanız lazım. Bacaklarınız yukarıda bir yerde olacak. Benim herhangi bir koltukta yapabilirsiniz, sıkıntı olmaz. Hadi bakalım. Oh. Ölmüşüm, bitmişim ya. Tamamdır. 25 tane çektim eğikte. Şimdi dinleneceğim tekrardan. 30 saniye, 1 dakika arası dinleniyorum şimdi. Arkadaşlar ben şimdi düşünüyorum. Büyük ihtimal 16'da, 15'de falan filan kollarımın takat kalmayacak. O zaman dizlerim devreye giriyor. Dizlerimi koyarak devam edebilirim. Bunu her zaman yapabilirsiniz. Herhangi bir hareketle ilk başta da yapabilirsiniz. Hani dersiniz ki ben 12'de yoruluyorum, dizlerinizi koyun ama 25'i tamamlayın onu. O seti 25'i tamamlayacaksınız. Eller böyle, elmas şeklinde, ortada bileşik. Büyük ihtimal yapamayacağım. Çünkü eski formda değilim, cidden çok kötü formum şu anda. Eller bileşik. Başlıyorum. Tükendiğim an dizler devreye giriyor, hadi bakalım. Peki dizler soktum. Son harekete geçeceğiz şimdi. O zaman şimdi 25 tane normal şınav çekeceğiz. Zor olan yerde dizlerim devreye giriyor. Hadi bakalım. Hazırsak başlıyoruz. Hoppa! Bitti. Bu bir ilk antrenmandı. Kaç dakika sürmüş bakacağım. En fazla 10 dakikamı aldı.
En fazla 10 dakikamı aldı diyebilirim. Siz de yavaş yapabilirsiniz, dinlenme süresini arttırabilirsiniz ama 30 günün sonunda mükemmel bir vücuda kavuşacaksınız, bunu unutmayın. Eski halinizde eser olmayacak. Şu anda bile görüyorsunuz kollardaki farkı. Hayvan gibi şişti şu anda yani. Göğüs dilim bir hayvan gibi şişti. Farkı rahatça görebiliyorsunuz. Hadi bakalım, 30 gün boyunca bu çileyi çekeceğim. Arkadaşlar şu an 4. gündeyim ama bugün hem yüz sinir çekip hem de normal bir spor hareketlerimi tanımlayacağım. Full body çalışacaktım bugün. Bunu da yapabilirim diye düşünüyorum. O yüzden bugün mesela yüz sinir çekerken aralarda dinlenme 25 çekeceğim. Başka bir hareket yapacağım mesela, sonra yine 25 çekebilirim diye düşünüyorum. Böyle şeyler yapabilirsiniz bence. Toplamda günde 100 tane çekseniz yeterli. Hepsini bir anda çekmeniz gerekmiyor bence. Ben öyle düşünüyorum. Gün. Bazı zamanlar olacak ki bazen saat 3 olacak mesela böyle. Ama hala çekmediyseniz o 100 tane şınav çekeceksiniz, tamam mı? Ben şu anda başlıyorum çekmeye şınav. Hadi bakalım. Arkadaşlar 8. günü devirdik artık ve vücudum adaptasyon sağladığı için artık hem şınav çekeceğim, yüz tane şınavımı çekeceğim, hem de normal sporumu yapacağım. O yüzden vücudumda efsane ağrılar olacak ama üstüne üstlük çok hızlı gelişeceğim. O yüzden yüz sınav artık normal bir şeymiş gibi, ısınma hareketleri gibi davranacağım. Bugün 20. gün olması lazım ve uzun süredir de açmıyorum kaydı. Bayağı olmuştur 2 hafta falan. Ama sürekli devam etmeme rağmen arada hastalıklarım girdi benim. Sürekli hapşurdum zaten o videolarda da, anlamışsınızdır. Ama devam ettim. Gelişemedim ama devam ettim. Yani o ikinci haftada istediğim şeyleri geçemedim. Ama bu son hafta o archer yapacağım. O yay şeklini yapacağım. Ve motivasyon içinde böyle bir şeyler görüyorum ve şu ışığı normalde kapatıyorum ben. Bak böyle yapıyorum. Var ya, bir efsane motivasyon oluyor. Sadece ben gözükmüyorum bile zaten. Sadece damlaları görebiliyor. Tamam, efsane. Boş yaptım. Bugün de böyle. Evet, sonunda 30. gündeyim. Biliyorum çok az video çekebildim. Çünkü hepsini çok geç vakitlerde yaptım. Video açmaya zamanım bile olmadı. Yani hızlıca yapıp yüz tane şınavı ve yatıyordum direkt. Yani başka bir şey yapmıyordum. Bu çok iyi değil. Çok iyi bir şey değildi ama yüz tane şınav olayını yerine getirmek için, bakalım vücudun ne kadar gelişmiş diye bakmak için. Daha bakmadım çünkü fotoğrafları çekilmedim. Son antrenmanı yapacağım. Bakın bugün yazıyor ki 30 Mart Cuma. 1 Mart'ta başlamıştık. Hatırlıyorsunuzdur zaten, videonun başında gördünüz, hatırlıyorsunuz ne? Benim hatırlamam lazım. Bir beni gör, teşekkürler. Son olarak şınav hareketlerimi yapacağım. Umarım vücudum gelişmiştir. Yani ben çok bir şey olduğunu hissetmiyorum cidden yani. Her şeyi gösterecekler, bilmiyorum ya. Çok gözüküyor şu anda ama eski halde böyle olabilir. Ben tabi bir ay bırakmıştım oradan, bilmiyorum ya. Bakalım arkadaşlar. Son antrenmanıma giriyorum. Allah. Arkadaşlar hatırlıyorsanız ilk gün, bu program başladığım ilk gün 25 tane zor yapıyordum. 25 tane. Ama şimdi tek seferde 50'ye çıkabiliyorum.
Denedim, eliye çıkabiliyorum ama çıkmayacağım bütün bölgeleri çalıştırmak için. Şimdi eğik yapacağız. Yani eğik yapacağım aynen. Sonra elmas. Bir archer denerim ama archer'ı hiçbir zaman yapamayacağım. O yüzden bant kullanıyorum. Göreceksin zaten. İşte o bant dediğim olay. Şimdi göreceksiniz zaten. Bu ekstra ağırlık katıyor benim vücuduma. Yani normal bir şınav çekerken bile ekstra bir ağırlık ekliyor bana. Şuna bakın. Kardeşim uyuyorsun, uyu be. O ekstra ağırlık çok işe yarayacak. Göreceksiniz. Ve ilk gün 10-12 dakika falan sürmüştü. Şimdi görün bakın. Sadece 7 dakika sürüyor. Üstüne özellik hızlandım, hızlanmışım da. Şimdi fark ettim. Okey, tamam. Şimdi fotoğraf çekileyim ben bir. Arkadaşlar 30 günü spor yapamasam da, yani 100 sınav çekemesem de en az 25 günü sınav çekmişimdir. Ve farkı da görüyorsunuz zaten. Normal bir fark değil, cidden ben şimdi fark ettim. Videonun başındaki gibi duruyorum, hani ilk başta da böyle bir ortam vardı. Ne bileyim arkadaşlar, siz de kendiniz böyle deneyebilirsiniz, böyle şey yapabilirsiniz. Benim şu an kendimi çok iyi hissediyorum, hani az önce de çekim oldu ya, ne bileyim garip hissediyorum kendimi. Daha fazla böyle challenge tarzı videolar gelmesini istiyorsanız merak etme, unutmayın. Bir ay sonra yüklerim büyük ihtimalle, eğer öyle bir şey isterseniz, çünkü bir aylık bir süreç var. Bu arada videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve Instagram'da da beni takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.